Değerli dostlar, merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım Biz Ekonomis kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul'da gün başlıyor değerlendirmesiyle karşınızdayım. Borsa İstanbul'da güne başlarken neler oluyor, neler bitiyor biraz bunları konuşmaya çalışalım. Biraz da piyasalar tarafındaki zayıflıktan ana resimde biraz daha tepki hareketlilikleri gelebilir mi? Bunlardan dem vurmaya devam edelim. Evet, evvela hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Ben yayınıma başlarken sizlerden ricam Yayınlarımızı beğenmeyi ve yorumlarla destek olmayı ihmal etmeyin. Evet şöyle bir genel piyasa koşullarına bakalım. Altında gümüşte biraz gerileme vardı. Bu altın gümüşteki gerilemelerin arka planında 10 yıllıklar var. ABD 10 yıllık tahvilleri tahvil faizlerine ekstra giriş olunca altın gümüş emtiyalar genel olarak bir baskıya uğrayabiliyor. Orada da şöyle biraz daha baskı gelebilir mi ona bakacağım. Şu 4.9-4.12'ye kadar biraz daha devamı mümkün. Buralar kırılırsa 4.30'a kadar yolu var. Hatta yakın takip edeceğim o yüzden bu düşen kanal sınırına her çarpışında geri dönmüştü. Bakalım buradan bir daha bir geri dönüş olacak mı yoksa biraz korkutup yukarıya doğru mu çıkaracaklar? Buna bakacağım. Bunun yukarıya doğru gidişi altın ve gümüş üzerinde etkili oluyor. En sana ABD'de gelecek gelen istihdam verileriyle beraber aslında piyasa tarafı biraz o durgunlukla alakalı tabloyu kenara doğru ittiği için memnundu. Ama 25 bas puanlık faiz indirim beklentisi galebe çaldı. 50 bas puanlık masadaydı. O veri dedi ki yok kardeşim 50 bas puanlık faiz indirimiyle falan gerek yok. 25 bas puan bize yeter dedi. İşte o 25 bas puan bize yeter. Piyasaların birazcık ritmini bozdu. Bunu Fed 50 bas puanla başladığı zaman aslında ekstra olarak söylemiştim. Fed'in hata yaptığını söylemiştim. 25 bas puanlık ve biraz daha iyi bir iletişimle hareket ettiği bir tablo biraz daha sağlıklı olabilirdi. Bakın piyasadaki bütün iletişimlere bakın. Genel resim itibariyle Fed bu zamana kadar gayet güzel bir iletişim güttü. Ama 50 bas puanı ne adını ne sanını andı. Piyasalara bir beklenti bir tane Gazetecinin verdiği haber derken öyle bir tablo sunuldu. Bu 10 yıllıkların yukarı gidişi altını ve gümüşü bastırıyor ama biraz bastırabilir. Yani şöyle bir dediğim gibi perşembe günkü ABD enflasyon verisine kadar şöyle bakalım altın 2600'ü taban yapabilecek mi yoksa biraz daha aşağılardan destek almaya mı çalışacak? Fed'in ilk karar verdiği gün 2550 dolara kadar gerileyen bir altın görmüştük. Bakalım bu enflasyon verisine kadar 2600 aşağısına doğru seyredecek mi? Oralar da seyrederse aşağı doğru gelişlerini değerlendirme imkanı olarak okuruz. Ondan yana bir problem yok. Bütün emtialarda benzer işler var. Gümüş tarafı. Gümüş tarafı şöyle baktığım zaman 29 dolar 80 sen tutmuyorsa 29 dolara kadar biraz daha perşembeye kadar hamle yapacak mı? Buna bakacağım. Şimdilik rasyo önemli bir ara sınırda. En azından güne başlarken biraz altından gümüşten de haber vermiş olalım. ABD borsaları dengeli. Orada bir problem yok. ABD borsalarında özellikle lokomotif borsalardan biri olan S&P 500'ü yakın takip ediyorum. 5.660 5.650 üzerinde takip. Altında bir problem yok. Euro ve sterlin cephesi dolar endeksi tepede. Euro tarafına baktığım zaman Euro 1.09 1.0949 1.0945 buraları muhafaza etmeye çalışıyor. Dolar endeksi bir ara tepede. Böyle en yani iyi gelen bir enflasyon verisiyle dolar aşağı tahvil aşağı pariteler biraz yukarı şeklinde bir tablo oluşacak mı? Bunu yakından takip edeceğim. Japon yeni yeniden piyasaların canını sıkabileceği noktalara doğru ilerlemeye başladı. 148'lerin üzerinde özellikle şöyle bir 151 152 bandına giderse Japon yeni tarafından tekrar aşağı yönlü bir baskı gözlemleyebiliriz. Hatta güncelde bile 200 günlük 250 günlük fiyat hareketli ortalamasına kadar gelmiş durumda. Oraları yakın takip ediyorum o nedenle. Evet Buralarda konuştuktan altını gümüşü konuştuktan sonra gelelim biz Borsa İstanbul'a. Borsa İstanbul cephesinde işler ilginç seyrini korumaya devam ediyor. Kurumlar fink atıyorlar. Bir şekilde açığa satış yasağı da yok. Bakıyorsunuz BOFA short açıyor, short kapatıyor. Bir 50 bin kontratı var ama 55 bin kontratı var. 55 binlik kontratlık bir tabloda bir önceki gün 20 bin kontrat Böyle bakıyorsunuz short açıyor. Sonra dün 15.000 kontrat kapatıyor. Bugün Allah kerim. Bakacağız buralar. Bu 8.600, 8.720, 9.400 arasındaki band. Geçmişte bakın ne kadar oyalamış. Şubat'ta başlıyor oyalamaya. Nisan'a kadar burada oyalıyor. Ondan sonra bir atak vesaire geliyor. Yani geçmişte de bu band iyi çalışmıştı. Şimdi yeniden bu 8600 ile 9400 9500 arasındaki band böyle gitgellere sahne alır mı? Yakın takip edeceğim. Piyasada likidi de erimesi hoş olmuyor. İşte o likidi de eridikçe de piyasa problem çıkartıyor. Baş artıyor. Onu söylemek lazım. Likidi de erimesinden kastım nedir? Para yok. Yani bunun Türkçesi bu. Para yok piyasalarda bütün iş ticarettir. Alışveriştir. Alışveriş devam ediyorsa herkes mutludur. Eğer alıcı karşısında satıcı, satıcı karşısında alıcı böyle bilen kıran kıranıysa bir gün destek altına sarkar, ikinci gün alıcı galip gelir. Biraz alımlar öne doğru çıkar. Yani buna benzer işler yaşanabilir ama baktığınız zaman satıcılar güçlü, alıcılar da artık derman yok. O zaman tablo kötü. Yani satanlar almadıkça tablo kötü ilerliyor. O satanlar dediğim Bofa gibi, HSBC gibi kurumlar yerleştikleri tahtalarda güzel hareketlilikler yapıyorlar. Ondan yana bir problem yok ama şimdilik kısa vade en azından bir 9170'ler üzerine doğru bir yerleştirilmiş 2 ila 4 saatlik kalışlar yapmış bir borsa biraz daha iyimserlik bakmamıza biraz en azından şöyle bir 9400'e 9450'ye doğru en azından bir tepki hareketi yaptırılmıştır deriz ama bunun da çok büyük bir önemi yok. Bazen arkadaşlar yazıyor aşağıdan en azından bir 9400'e kadar gitmeli. %2 gitse ne olacak? Yani Burada anlatmaya çalıştığım şey bu değil. Bu tepki hareketlilikleri kalıcı olmuyor. Viyop bozukken. Ya Viyop'la yön tayini yapılamıyormuş. Şimdi öyle diyorlar vesaire. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Açığa satış yasağı kalkana kadar da öyle bir şey olmayacak. Açığa satış yasağı kalktıktan sonra tekrar konuşuruz. Yani açığa satışta en azından borsada bir para çıkışı olmuyor. Hani böyle baktığınız zaman açığa satış biraz daha nispeten dengeli. Ama burada açığa satış yasağı varken Viop tarafına açtıkları pozisyonları desteklemek için spotla gerçekten çakıp piyasadan para çıkışı yapıyorlar. Çıkışı yapıyorlar. Yani bunları görmeye, görmemek için biraz kör olmak lazım. Temmuz ayından beri bu pasta bozuk. Ağustos ayı itibariyle de piyasa bozuk. işte görüyorsunuz. Daha önce Şubat'ta Nisan'da Viyo pastaları çok iyi, imser, güzel hareket ediyordu, güçlüydü. Spot piyasa rally yaptı. Bankası, sigortası, holdingi, havacılığı, her şeyinden marketleri bir, bir şekilde aldı başına gitti. Bakın yani onun için Burada o yön tayin etmiyormuş vesaire. Ben gözümde gördüğüme bakıyorum ve bu mantıkla beraber piyasayı takip ederken bunun beni zarardan koruyup korumamasına bakıyorum. Koruyor. Mükemmel bir şekilde koruyor. O yüzden madem öyle koruyuculuğu da gayet güzel. O zaman o kadar gereksiz bakmaya gerek yok. Evet. Bütün bunlar dışında Viop'tan bahsettik. Viop'ta 50.000 kontratın 55 bin kontrat sınırında satıcılar hala güçlü. Alışlar tepki yönünde. Tepkilerimiz cılız kalıyor. Biraz bankalara vesaire giriş var. Yani Akbank'ta falan girişler gözlemleyebiliyorum dün biraz Telekom üzerinde biraz giriş yapmışlar. Telekom'u da gerçekten hani Zuna'nın zırt dediği yere kadar da sattılar. Önemli ölçüde dolar bazlı 200 günlüklerine kadar ötelediler, kovaldılar. Neredeyse Türk lirası bazlı 200 günlüklerinde kıyısına kadar da getireceklerdi. Yani öyle bir ağır satışlara maruz kaldı. Biraz tepki alması doğal. Turkcell çok kritik bir ara dengedeydi. E bakıyorsunuz oradan biraz sekti. Yine sattılar gibi iletişim tarafı biraz dengesiz. Bankalar birazcık alıştı ama ana resimde piyasa zayıflığını koruyor bu piyasayı en azından biraz daha normalize edebilecek işlere ihtiyaç var. Belki şu sanayi üretim verileri bu perşembe açıklanacak. Beklemiyorum şu an sanayi üretiminin toparlanması için hiçbir hamle yapılmadı. Dolar kurundan tutun her nokta aynı duruyor. Faizlerinden tutun ekstra teşviklerine tut, kadar tutun. Hiçbir şeyde ekstra olarak onları rahatlatacak bir imaj yok. E zaten ticaret partnerlerinizle de Volkswagen'e bakıyorsunuz adam Diyor ki fabrika kapatacağım işte işçi sayısını azaltacağım fabrika kapatmayı düşünüyorum ve bütün bu ortam bu şekilde tezahür ederken e, bizim piyasaya yüksek faiz birileri faiz indiriyor biz acaba faizleri daha uzun süre yüksekte tutar mıyız bunları tartışıyoruz bir Kasım'da faiz indirimi olacak mı bunu yakından takip ediyorum o ilave likidi de hamlesi gelmiyorsa piyasaları destekleyen bu piyasa tarafındaki bu hacimsizlik, bu piyasa üzerindeki baskı, bu verilerin kötüleşmesi önümüzdeki süreçte devam ederse bakın daha evvel de söyledim benzer görüşlerimi koruyorum. Hani tam olarak öyle olmak zorunda değil ama 2008 tipinde bir erime var. Ya erimiyor, bir, tam tepki veriyor diyorsunuz bir daha çakıyorlar. O açıdan ben özellikle şu 10.550'lerden beridir negatif bakıyorum. Negatif bakmaktan kastım şu. Trade yapıyorum. Yatırımcı gözüyle bakmıyorum. Trade alıyorum, satıyorum. Biraz profesyonel yatırımcıya hitap eden bir piyasa tablosu var. Onun dışında hani yatırım yapanı üzerler. Nasıl üzüyorlar? Benim vaktim var ama tamam. Yani şöyle miniş miniş eklersiniz böyle. Daha minik minik işler yaparsınız. O ayrı. Ama onun dışında yatırım yaptıkları üzdükleri bir ortam var. Yani ya hisseler yerinde sayar ya daha alt desteklere doğru iner. Sinirinizi bozar. Ya buranın da aşağısına inecekti dersiniz. O açıdan hani gerçekten sabırlı ya 3 aşağı 5 yukarı %15-20 de aşağı iner. Ben yine eklerim. Zaten düzenli birikimle ekliyorum. Ortalamalarım ona göre oluşuyor. Dert değil diyorsanız tamam. Yani bu piyasa daha sonrasında bütün durgunluklar 2008'deki de dahil olmak üzere ne oldu? Likidi de verildi. Ekstra olarak paralar basıldı. Piyasalar bir şekilde kurtarılmaya çalışıldı. Daha büyük ralliler geldi. Yani zaman piyasalarda yana hareket etmeye devam etti. Ama kısa vadede küçük kısa vadeli oyuncuları da biçmeye devam etti. Yıllardır devam ediyor bu kural yine aynı. Evet piyasayı bu şekilde okuyacağız. 9000 aşağısında biraz baskı alabilir dikkat diyeceğiz. Yukarı yönlü hareketlenmelerde 9170 sahası üzerine biraz hareketlenme görmek istiyoruz. Oranın üzerine birazcık kapanışlar yaparsa biraz daha tepki hareketi yapabilir diyeceğiz. Bankalar biraz alıştı. Orada Akbank biraz alıştı hareket etti. Bakalım o alıştılardan Telekom biraz alıştı hareket etti. Onlar dikkatimden kaçmıyor. BİM geri alım açıkladı. BİM biraz alıştı hareket etti dün. Onlar gözümden kaçmıyor ama biraz şöyle bir piyasaya bakacağız böyle 5 dakikalık 15 dakikalık grafiklere bakınca dalga geçiyorlarmış gibi görebilirsiniz. Bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarı onlar da alırsa, alıp satıyor biz nasıl alıp satmayalım. Evet kendinize iyi bakın benzer şekilde. Benimle beraber piyasa takibi yapabilirsiniz. Bu kanalın YouTube katı üyelikleri arasında bulunan Ekonomi Topluluk isimli katı üyeliğinde finansal piyasalar eğitim seti hediyemiz, iletişim kanalımız ve pazardan pazara yayınladığımız raporlarımız var. Sizleri de Ekonomi Topluluk'ta görmekten büyük mutluluk duyarım. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok çok iyi